Huzur Asya TV dinleyicileri, evvela hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ebeden daima. Bugünkü sohbetimizin konusu Allah insanı Rahman sureti üzere yarattı. Hadis-i şerifte geçen suretten murat, yani maksat nedir? Evvela Risale-i Nur'dan bir okuyalım. 14. lema 5. sır. Bir hadis-i şerifte varid olmuş ki اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَى سُورَةِ الرَّحْمَانِ اَوْ كَمَا قَالْ. Mali, Allah insanı Rahman ismini tamamıyla gösterir, bir surette yaratmıştır. Bu hadis-i şerifi bir kısım ehl-i tarikat akaid-i imaniyeye, imanın dusurlarına münasip düşmeyen, ters düşen, acil bir tarzda tefsir etmişler, açıklamışlar. Hatta onlardan bir kısım ehli aşk, insanın sima-i manevisi bir sureti Rahman nazarıyla bakmışlar. İnsanın sima-i manevisine bir sureti Rahman nazarıyla bakmışlar. Ehl-i tarikatın eserinde şekil kendinden geçme ve ehl-i aşkın Allah aşkları çoğunda istigrak ve iltibas olduğundan hakikate muhalif ters telakilerinden belki mazurdurlar. Yani ehl-i tarikat ve ehl-i aşk zikir halindeyken kendinden geçip nihayet derecede ilahi aşk ve veşt dalgınlığı içindeyken hakikate muhalif hareketleri mazeret olarak görülmüştür. Fakat aklı başında olanlar fikren onların esası akaide, yani İslam'ın akidelerine münafi ters olan manalarını kabul edemez. Eser hata eder. Yanlış eder. Evet, bütün kainatı bir saray, bir ev gibi muntazam idare eden ve yıldızları zerreler gibi hikmetli ve kolay çeviren ve gezdiren ve zeraati muntazam memurları gibi istihdam eden zat-ı akdes-i ilahinin şeriki, naziri, zıddı, nidi olmadığı gibi لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ سَمِعٌ بَصِيرٌ sırrıyla sureti, misli, misali, şebihi, benzeri olamaz. Fakat وَلَهُ الْمَسَلُ الْعَلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ sırrıyla mesel, misal ve temsiller ile şunatını, yani iş Cenab-ı Allah'ın işlerini ve sıfat ve esmasına bakılır. Demek mesel ve temsil, misaller ve temsiller şu anat, yani işler nokta-i nazarında vardır. Teşbihler, meseleler, temsiller. Şu mezkür hadis-i şerifin çok makasından birisi şudur ki insan İsmi-i Rahman'ı tamamıyla gösterir bir surettedir. Tekrar ediyorum. İnsan İsmi-i Rahman'ı tamamıyla gösterir bir surettedir. Evet, bunu toparlama gerekirse ve zaman Said Nursi Hazretleri Allah insanı Rahman suretinde yarattı. Hadis-i şerifi izah ederken Cenab-ı Hak hakkında suretin muhal, yani imkansız olduğunu ifade etmiş. Hadisin yanlış anlaşılmaya işaret ettiğini de vurgulamıştır. Allah Celle Celaluhu hiçbir mahlukuna, yani yarattıklarına ne zatında ne sıfatlarında benzemeyeceği için insana sureti Rahman olarak bakmak da yanlıştır. Said Nursi Hazretleri insana bakıldığı zaman ilahi rahmet okunur. O sanki Rahman suretinde yaratılmıştır diye ifade etmiştir. Hadiste Allah insanı haşa kendi sureti üzere yarattı denilmiyor. Rahman sureti üzere yarattı denilmiyor.
açılış zamanı budur. Madeden münezzeh olan Cenab-ı Allah made değildir. Sureten de münezzehtir. Sureti de yoktur. Yani insanlara benzer bir tarafı yok ki suretinde kalkıp insanlara nazar ederse. Ne yapıyor? Burada esas olan Allah'ın rahmetine dikkati çekmek ve ilahi rahmetin en fazla insanda tecelli ettiğini bilmektir. İnsan denince başta bedeni hatırlamak yanlıştır. İnsanda esas olan ruhtur. Beden o ruhun yardımcısı, elbisesi, hanesi gibidir. Öyleyse bu hadis-i şerifi okurken ruhumuza nazar edecek akıldan hayale, hafızdan his dünyasına kadar uzanan çok geniş rahmet tecellilerini manen okuyup bizi yokluk karanlığından kurtaran Rahmanımıza şükretmeliyiz. Rahmet canlı cansız bütün mahlukata tecelli ediyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam insanın nail olduğu yani ulaşabileceği en ileri rahmet tecellisini bu hadis-i şeriflerinde şöyle ifade buyurmuş. Şüphe yok ki Allah insanı sureti rahmanda yarattı. Şüphe yok ki Cenab-ı Allah insanı sureti rahmanda yarattı. Hadiste geçen yarattı kelimesi dikkat çekicidir. İnsanın bedeni mağluk yani yaratılmış olduğu gibi ruhu ve bütün sıfatları da mahluktur. Sonradan yaratılmıştır. İnsan ölünce Cenab-ı Allah'ın ihsanıyla ruhlar aleminde ruha uygun bir libas giydirirler. Risale-i Nur Külliyatı'nda Lemalar kitabında şöyle geçer. Bir kısım ehli aşk insanın sima-i manevisine bir sureti rahman nazarıyla bakmışlar diye nazarı insanın ruh alemine çevirmiştir. Keza Emir Dahlaykası 90. sınıfında da şöyle diyor. Cenab-ı Hak hakkında suret muhal olmasından yani imkansız olduğundan surete murat sirettir. Yani ahlak ve sıfattır. Mesela bir boya tezgahında bulunan kalemler birer surettir. Bu suretler bir manaya delalet ederler. Her bir kalem ne yapıyor? Bir manaya delalet ediyor. Her renk değişik bir şekilde bir mana teşkil ediyor. İnsanın manevi siması yani ruhu, kalbi ve bütün his dünyası da bize Rahman manasını ders veren bir suret gibidir. Bütün organlarımız hepsi de Rahman'ın birer hediyesi. Bunların her biri bir suret ve hepsinde o Rahman'ın ihsan ve keremi okunur. Hulasa-i kelam, suret-i Rahman, Allah'ın rahmetinin en parlak aynası ve en güzel tecellisidir. Mezkur hadiste Allah Celle Celaluhu insanı haşa kendi sureti üzere yarattı denilmiyor. Rahman sureti üzere yarattı denilmiyor. Bir daha tekrar edeyim. Hadiste geçen Allah Celle Celaluhu insanı haşa kendi sureti üzere yarattı denilmiyor. Rahman sureti üzere yarattı denilmiyor. Said Nursi Hazretleri hadisten geçen suretten murat sirettir. Yani ahlak ve sıfattır. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.